Bir film bir konu hoş geldiniz. Bugün Karışık Kaset ve 700'ün yaratıcısı yönetmen senarist Tunç Şahin konuk. Tunç hoş geldin. Hoş bulduk Seren, nasılsın? İyi sağ ol. İşte ufak ufak yeni normale alışıyoruz ama yeni normalin ne olduğunu daha çözemediğim için yavaş gideyim biraz diye düşünüyorum yani. Bir anda normalleşti her şey. Yani eskiye döndü her şey anlaşılan. Geçenlerde biraz dolaşıyordum. Bütün restoranlar, barlar falan pazartesi günü hani her şey normalmiş gibi, açılacak gibi görünüyor. Oradan bahsedeyim. Sen neler yaptın? Nasıl geçti bu 2,5-3 ay geriye dönük? Ya aslında 2,5-3 ayın hikayesinde herhangi bir başka hikayeden ayrışacak bir şey yok bende de. Yani işte yemek, temizlik, bekleme, hani şey alışma gibi süreçler bitti. Yani mesela birbirinin aynı. Ama işte bir film hazırlığındaydık biz tam şeye girmeden önce, karantinaya girmeden önce yaklaşık bir haftalık bir süremiz vardı. Yine işte bir hafta sonrasında, bugünden bir hafta sonra her şey yolunda giderse yine sette olacağız. Yani yeni normalle eski usul film çekme ve şey arasındaki böyle bir o süreci de tasarlıyoruz. Yani nasıl olacak Onu setin merak ediyorum. Mesela ilk defa hani yeni durumda sete girecek tanıdığım ilk insansın, ilk şey oldu. Hani hikayeye belki giremeyiz ama seti tasarlarken mesela nasıl bir şey var? Onlarla ilgili bir şeyler söyleyebilir misin? ya şöyle bu konu üzerine şey hem Türkiye'de hem böyle uluslararası arenada çok fazla kafa yoruluyor nasıl olması gerekiyor bu yeni koşullarda set adabının. Burada sendikanın böyle bir net çok yoğun bir çalışması oldu. Bir kurallar, kılavuzlar şeyi işte bir miktar sayıları azaltmak, set içinde ekiplerin aksesinin olduğu yerlere ayırmak, onlar arasında bir sete giriş çıkış saatlerini değiştirmek, insanları sete taşırken yapılan uygulamalarda bir takım değişiklikler yapmak gibi çok da, kapsamlı bir kılavuz var. Biz o kılavuzun yazımı konusunda herhangi bir katkıda bulunmadık ama yani yakından takip ettik. Ve o kılavuzun gerektirdiği şeyleri olabilen yani maksimum tam ölçüde uygulamaya çalışacağız şeye. Bunların ne kadar efektif olduğu, sonuçlar vereceği ile ilgili bir denenmişlik yok. Yani burada da yok, yurt dışında da yok. Yani yeni yeni, şimdi dedim hani Avrupa'da da setlerin açıldığı, Polonya'da bir takım, Almanya'da, Polonya'da birinci elden duyduğum sette arkadaşlarım var hani şey yapıyorlar. Burada bir takım diziler başlamış durumda. Şeyi göreceğiz, sistemi göreceğiz. Yeni ve değişik olacak şeyde. İşte maske kullanımı, dezenfektan kullanımı, set içinde iş güvenliği zaten zorunluydu ama bunun sayısının artırılması, bir dezenfeksiyon ekibinin kurulması, set içinde çalışanların bir de normal set görevleri haricinde bu süreci monitör etmek ve kontrol etmek gibi süreçlerle de ilgili sorumlulukları olacak şeyde. Uygulayacağız yani heyecan, bir tık endişe ve şey karışımında bir şeyle bekliyorum nasıl gideceğini ben de. Henüz hiç denenmemiş bir şey çünkü. Evet, doğru. Yani o bakımdan belki işte bu ilk sete girenler bir kriter de oluşturacaklar bir bakıma. Hani şu an işte başlayan dizi setleri, seninki gibi bazı film setleri demek ki hani bir kriteri oluşturacaklar belki. Ondan sonraki ilerleyen aylarda belki bunlar daha da sonra girenler için daha bir şey olacak gibi. Peki çok kısaca da şeyi de fikrini alarak şey yapayım. Hani sen bir taraftan da böyle bir dağıtım bir şapkan da var. Hani işin o tarafında da bulunuyorsun. Oraya dair durum ne şu anda? Çünkü muhtemelen hali hazırda bir sürü film var. Bunlar vizyona giremedi. Hani salonlar açılmıyor. Böyle, hani salon ve film akışına dair beklentin, öngörün ne? Hani o yeniden salonlarda film izlemeye ve şey yapmaya dair onun Burası ilgili normalliği. durum daha karışık, daha böyle bilinmez bir durum söz konusu. Temmuz başı olarak açılış görünüyor salon açılışları. Orada da bir takım işte kapasite azaltmasına falan gidilerek şey yapılacak gibi görünüyor. Ama seyirci davranışının ne olacağını bilmiyoruz. Yani aslında bu işte mekan gezisi sırasında girip çıktığım restoranlarda kafelerin hazırlıklarını görüyorum, onlarla bir konuşuyoruz falan. Onlar mesela kafeler müşterilerin gelip gelmeyeceğini bilmiyorlar. Ama mesela bahçesi varsa geleceğini tahmin ediyor. Bahçe kısmını işte büyütüyor falan gibi şeyleri var. Sinema ile ilgili daha büyük bir bilinmez söz konusu.
Ve sadece şeyle ilgili de değil yani seyirci davranışıyla ilgili bir bilinmez söz konusu. Bir takım filmler beklemede kaldılar. Evet onlar yani şeyler hazır sırada vizyona girmeye bekleyen filmler var. Ama aslında sektörel üretim içinde de yaklaşık böyle bir 4-5 aylık bir durma var şeyde. Yani hem uluslararası hem de yerli filmlerde yani çok Evet. daha az film arzu olacak önümüzdeki süreçte. Yani ben hani ilk açıldığında seyirci nasıl tepki verecek onu merak ediyorum. Gelecek sene itibariyle perdede neler seyredebileceğiz, elimizde nasıl bir gam olacak onu da merak ediyorum. Tabii yani Onu da bir şey var. mesela bizim açımızdan belki yani bizim gibi ülkeler açısından yerli film yetiştirme süreci hızlı olabilir ama mesela Amerikan 2021 ve 22 için planlanan Amerikan blockbusterların hepsi bu yaz çekilmesi planlanan hepsi atıldı. Dolayısıyla hani 2021 ve 2022'de büyük blockbuster film sıkıntısı olacağı net gibi görünüyor. Çünkü set onların çekim şeyleri biraz Evet, ertelenmiş gibi görünüyor. haklı yani orada bir şey var yani stüdyoların şeylerinde falan da hani hali hazırda koydukları filmlerde azalan. Ben bizde de şey olacağını düşünüyorum çünkü bizde televizyon çok kuvvetli olduğu için bir de üstüne üstlük şimdi bir de dijital yapımlar geldi. Sinema için oyuncuların en müsait oldukları zaman yaz aylarıydı. Eğer yani bu yaz üretim yani sonuçta yazın bir süre çekiliyor ve arkasından şeye giriyor. Bu yaz üretim belli bir sayının altına düşerse gelecek sene içinde göreceğimiz yerli film sayısından da ciddi bir şey görürüz. Belki ama yani tamam arz azalacak ama talep zaten talep de soru işareti ya. İnsanların sete çıkmak istemelerindeki en büyük etkenlerden birisi filmlerin sinemadaki karşılıkları ne olacaklarıyla ilgili belirsizlik olması. Ya ben şeyin geçeceğini düşünüyorum yani. Hani sinema ile ilgili insanların bir süre sonra bu şeyden kurtulacaklarını ve insanların perdede film izleme şeyini daha vazgeçmeyeceklerini düşünüyorum. Onunla ilgili bir endişem yok. Ama bu bir zaman alacak. Bir süreç olacak yani. Anladım. Peki o zaman bu program için seçtiğin filmi ve neden onu seçtiğini konuşarak başlayalım. Şimdi burada başka bir YouTube kanalı şey yapmak gibi olmasın. Kutsal Motor Film Lovers ekibi böyle bir 10 tane film seçmemi istemişti şeye. Ben herhangi bir şey bağlam haricinde. Ben de ne seçebilirim diye düşünürken 96-2000 yani benim üniversitede olduğum süre içinde perdede seyrettim. Ve beni sinema ile ilgili böyle ya, profesyonel bir şeyler yapmaya, bir yerinden dahil olmaya heyecanı iten 10 film seçtim. Onlardan bir tanesi. Lars von Trier'in Avrupası'nı konuşalım dedim. Senle işte tekrar da işte bir geri dönüp baktım şeye. O film Avrupa'nın bendekiydi. Çünkü şöyle film 1991 yapımı. Türkiye 91'de vizyona girmiş ama yani benim filmi ilk kez görmem sanırım ya 96 ya da 97 yılında Beyoğlu sinemasındaki yaz şenlikleri kapsamındaki böyle o tek günlük gösterimlerde gördüm ve yani 18-19 yaşında olmalıyım. Yani filmden çıktığımda bayağı dizlerim titriyordu. Yani inanılmaz etkilenmiştim şeye. Yani biçimiyle olsun, içeriğiyle olsun beni bayağı taşıdı film. Şeyi hatırlıyorum. Ya o zaman bunu konuşabileceğim ve tekrar seyredebileceğim herhangi bir arkadaş grubum ya da benzer bir yani filmle ilgili çözümleyebileceğim bunun üzerinden yani arkada bir şey olduğunu görüyorum. Hem biçimsel olarak hem bir yönetmen sineması olarak hem çözümleme anlamında ve çok uzun süre tekrar aklımda kaldı yani filmi tekrar tekrar görme isteği. Yıllar içinde tahmin ediyorum böyle bir 5-6 kez seyrettim. En sonunda seninle konuşmadan önce bir kere daha bir üstünden geçtim filmi. Benim için böyle çok özel ve önemli filmlerden bir tanesi. Yani seninle karşılığının ne olduğunu bilmiyorum. Onu da merak ediyorum. Yani senin nasıl bulduğunu merak ediyorum. Ama yani şeyle başlayayım. Yani her şeyden önce bence Lars von Trier sineması, Lars von Trier'in kim olduğu ile ilgili benim yani en önemli ipuçlarına sahip filmlerden bir tanesi. Öncelikle biçimsel olarak çok ilginç bir film. Yani bir kara filmden bahsediyoruz şeyde. 1945 yılında tam artık İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Amerikan işgali altındaki bir Alman şehrinde geçen bir hikaye aslında. Ve bütün bunu anlatırken bayağı postmodern bir dil kullanıyor. Yani bayağı işte Kırkların kara film dilini sürekli bindirme kullanarak yani renkli ve siyah beyaz görüntüleri üst üste kullanarak çok da akıllıca çok
Görsel olarak çok çarpıcı, çok iddialı bir şeyi aslında çok küçük bir prodüksiyonla kuruyor. Bu anlatı şeyi ilk seyrettiğimde yani 18-19 bu oyuncaklı yanı beni çok çekmişti yani filmin. Hala da geri dönüp baktığımda yani biraz şeyi görüyorum yani genç bir sinemacının bir şeyleri denemek için Evet. fazlasıyla bir oyuncak kullandığı şeyini görüyorum. Yani Ben de mesela hani benim açımdan ben bu arada gerçekten izlememişim filmi geçen telefonda konuşurken yani o Avrupa ile karıştırma gafleti dışında çünkü çok yakınlar birbirlerine ve ben hani çok geç zaman ben Ankara Film Festivali'nde izlediğimi düşünüyordum. İzlememişim. Dün akşam oturup tekrar izledim. Yani o senin dediğin şeye katılıyorum. Bir dönemin yani o tam böyle 90'ların başında böyle patlayan o postmodern sinemanın şaikalarından birisi ki hani o bütün türleri birbirine karıştırma hikayesi işte hani kara filmden işte ne bileyim Vertigo'ya da gönderme bu gönderme var buraya not almıştım. Bir de izlerken hep şey geldi aklıma çok Kafkaesk geldi hikaye bana sonra düşünürken aklıma Kafka'nın Amerika romanı geldi. Kafka'nın Amerika romanında karakter Amerika'ya gider, amcasının yanına, amcası bir otelde çalışıyordur, onun yanında iş bulur. Ve o otelde olup bitenlere bakar ve o otelde olup bitenler aslında tam o Amerika'nın kapitalist şeyiyle ne kadar içkin olduğunu yani bütün o şey orada yaşanır. Burada da trende yaşanıyor ya bütün hikaye ve sanki o yani ilhamını bence öyledir. Sanırım bir öyle. yerlerde söylemiş. Öyle. Bunu da tam ondan alan o Kafkaesklik vurucu bir taraf ve bunu çok iyi anlatıyor. Ama senin dediğin şeyle katılıyorum. Hani genç bir sinemacının mesela hani neye göre renklendirip neye göre renklendirip ilk başta bir anlamı var. Bir süre sonra kayboluyor. Hani burada niye renkli? Burada niye siyah beyaz? Hani niye o renkli de o siyah beyazın vurgusu anlamı giderek kayboluyor. Mesela benim açımdan kayboldu gitti ve hani artık ondan sonra oyuncaklı bir şeye döndü böyle hani. Can isteyince renklendirmiş ya da onun mantığı artık bana geçmemeye başladı. Mesela o teknik olarak Heyecanlandığı zaman oluyor. Yani gerçekten aslında film de heyecanlı zaman oluyor. Sadece karakter için de çünkü o karakterin olmadığı yerlerde de öyle bir renklendirme şeyine gidiyor. Yani belli bir duygu şeyine çıktığında kullanıyor onu. Ve haklısın yani böyle bir şey. Yani şu anda baktığımızda muazzam bir şey mi, der miyiz bilmiyorum ama bir yandan da şey Lars von Trier'in kariyerinin devamında da sürekli var olan bir biçim arayışı var şeyde. Ve onun öncülü olarak da bana ilginç görünüyor. Yani yerli yerinde bir seçim gibi görünüyor. Ya yani bu sinema işte bütün bu gölgeler, siyah beyaz sinematografi işte bindirme denilen teknikle beraber kullandığı şey referansını aldığı zaten kara filmin tam doğduğu işte İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrası kısmına doğru bir şey gibi görünüyor. Bir anlamda da zaten adamın sonraki filmlerine baktığında biçim arayışı işte hep aynı şekilde aslında bir tezahür ediyor. Bir yabancılaşma aracı olarak. Yani Dogma'daki böyle sürekli titreyen kamera da çok daha gerçekmiş gibi değil, kameranın kendisi hissettiren bir şeydir ya. Ya da işte ne bileyim işte Dogville, Mandrill'e zamanında kullandığı işte bu setsiz bir şekilde kurduğu anlatım işte şeydeki bütün bu ağır çekimleri yüksek kare çekimleri melankolide kullandığı böyle bir aslında seni bu da şey için hikayenin kullanımı için de çok uygun bir metot bence. Çünkü çok cız konulara giriyor ama onların için tam da var olmadan yani aslında onun sürekli olarak bir temsil olduğunu hissettirerek o temsilin şey olduğunu olarak güvenli bir yerde duruyormuş geliyor bana. O biçim şeyiyle. Tabii Yani tabii. aşırı aşırı ciddiye almıyor. Tam olarak o insanlar gerçekten varlar mı, yoklar mı? Bu bir hipnoz seansı mı? Bir şeyin içinde miyiz? Yani bu bir film mi değil mi mevzusunu da şey yaparak Bazı şeyleri kendi... mesela arkada projeksiyon döndürerek çekiyor ve hani bunun böyle belli olmasından sakınmıyor. Hani mesela hani Geri bazı kalan şeyler için de yani bütün filmleri için de öyle. Yani ya biraz aslında hikaye gelelim ya. Hikaye de bence geri kalan sinemasını da özetleyen bir hali var. Yani bir tane Alman asıllı bir Amerikan adam yıllar sonra işte doğduğu topraklara ya da babasının doğduğu topraklara tam İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında geri dönüp kendi
ülkesine karşı işte şey borçlarını ödemek üzere İkinci Dünya Savaşı sonrasında gidiyor ve orada kendisini hiç aslında dinamiğini anlamadığı bir toplumun içinde bulunuyor. Çünkü savaştan çıkmış bir Almanya var. Bu insanların hepsi çok kuvvetli şeyler yaşamış ve değişmiş durumlar. Zaten birinci dakika itibaren söylüyor. Asla bizden birisi olmayacaksın. Almanya'daki herkes senden sonuna kadar nefret edecek gibi bir şey söylüyor karakterlerden biri. Yani bizim karakterimizin yani böyle bir ahlaki pusulayla oraya bir erdem getirmek, oraya bir kendini feda etmek gibi bir derdi var şeye geldi. Ama şeyde görüyoruz ki yani sonunda bir işe yaramıyor gibi bir durum söz konusu. Yani bu dışarıdan bir yere gelerek kendinin bozuk bir sistemi tamir etmeye çalışan, son derece iyi niyetlerle gelip orayı tamir etmeye çalışan insan hikayesi yani 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen bütün von Trier filmlerinde var. Ta son 3 filme kadar şeydi. Yani aslında bakacak olursam bu filmin hikayesi Manderley ve Dogville'deki Nicole Kidman oynadığı karakterden sonra işte Bryce Dallas Howard'ın oynadığı karakterden çok da farklı bir yerde durmuyor şeye geldiğinde. Yani orada da dışarıdan bir kadın gelip dinamiğine hakim olmadığı bir sisteme gelip köleliği kaldırmak için kendine elinden gelen her şeyi verip kendini feda edip sonunda da aslında kendisi var oranın yıkımına neden oluyor. Üç aşağı beş yukarı aynı hikayenin etrafında dönüp dolanan bir adam görüyorum ve benim de aslında bu ilgimi çekiyor Şenay. Yani Lars von Trier ile ilgili sürekli konuştuğumuz bir şey vardır yani başlarda çok sevilmesinin sonra da hiç sevilmemesine sebep olan şey. Sürekli provokatif bir sinema yapmaya çalıştığı, işte dikkat çekmeye çalıştığı, bir takım tukakacı konulara girerek ve onları sömürdüğü gerçekten hani şey yaptığı ile ilgili bir şey var. Ben bu kısmın kendisine çok takılmıyorum. Lars von Trier'in sinemasına yani işte tavrına gıcık olmayı işte buradan sinemasını değersiz bulmayı da o provokasyonu fazla ciddiye almak ya o provokasyonun işe yaraması olarak görüyorum. Başka bir yerden baktığımda böyle bir sinemacının bir derdi varmış gibi geliyor. Yani ben üst orta sınıf bir yerden gelen bir adamın deneyimlemediği böyle bir toplumsal kötülük, toplumsal bir çıkışsızlıkla ilgili bir şeyi ne olduğunu anlama ihtiyacı var gibi. Sürekli o durumların içine naif bir takım karakterler atıyor. O naif karakterler filmler boyunca çırpınıyorlar. Var o içinde bulundukları o şeyi toplumsal bir ister işte aile olsun, ister tarihi 1945 Almanya'sı olsun, ister 1900'ler Amerika'sı olsun. Oranın içine son derece büyük bir naiflikle gelen, oranın içindeki kötülüğü anlamaya çalışan, o insanları bir şekilde neden o şekilde davranıklarını anlamaya çalışıp doğru yolu göstermeye çalışan bir erdemli bir takım karakterler atıp sonunda da çıkışsız bir yerde bırakıyor şeyi. Şey gibi geliyor bana yani o bütün bu kurumsal yapılar karşısında bireyin çaresizliğine de bir tür şey. Yani aslında bu hani buradan bağlanıp işte bu hani şöyle ayırıyorlar ya hani Avrupa üçlemesinin son filmi bu sonra Amerika üçlemesi o Washington hiç çekilmedi ama hani şimdi oraya bakın da hani kölelik şey hani burada da şimdi kurumsal bir yapı var aslında yani Amerika geliyor oraya ama babasının hayrına gelmiyor oradaki kapitalist mekanizmanın sorunsuzca devam etmesi için geliyor. Buradaki Kessler'ı hayal kırıklığına uğratan şey de o yani aslında işte şeyi Amerikalı generalin yaptığını göz yumduğu şeyleri görünce orada bir anda bütün şeyi doluşuyor. Çünkü hani onun naifliği bir taraftan hani oraya bir barışın geldiğini, bundan sonra demokrasinin geleceğini, aslında bütün o yapının dönüşerek devam ettiğini daha gördüğünde bir hayal kırıklığı oluyor. Bunu mesela sen söyleyince diğer birçok filmde de hani bütün bu hatta son filmlerinde böyle hani diğer filmlerde böyle dünyevi rejimler, dünyevi sistemler içerisinde bireyin çaresizliğiyken sonlara doğru artık uhrevi kurulu sistem içerisindeki bireyin çaresizliği, acizliğine dair bir şey. Tam da senin dediğin şey yani çok orta üst sınıf ruh hali belki biraz yani ve hani bunu ısrarla anlamak, çözmek hani çünkü İki şey oluyor mesela hani Ken Loach hangi filmde hatırlamıyorum hani kız sevgilisine hiç depresyona girdin mi diye sorar orada hani depresyon burcu olur içindir
işçilerin çalışırken depresyona girmeye vakti yoktur diye bir diyalog geçer. Yani Paul Rowerty'den böyle bir senaryo çıkmaz mesela. Hani o başka türlü bir şey. Bu ama bunu değersizleştirmez, öbürünü değerli de kırmaz yani. O bakımdan senin dediğin şey, aslında tek bir film izliyormuşuz kısmına katılıyorum ben de bakınca en baştan itibaren. Yani aynı adamın böyle yıllar geçtikçe ilgilendiği mevzulara dair çaresiz, aynı karakterin çaresizlikleri gibi biraz. Ya ben onu samimi buluyorum işte o anlamda. O devamlılığı orada bir yerde, yani şey, çok tehlikeli bir şey Şenay. Yani sen bir hikaye anlatıyorsun. Yani hepimiz bir sürü İkinci Dünya Savaşı hikayesi seyrettik. Ama sen o hikayeyi şeyden anlatmak istiyorsun yani. Çünkü merak ettiği yer orası. Yani bu Almanlar savaş bittiğinde nasıl hissettiler? Kendileri nerede kaldılar? Nazi partisi sempati duymuş olan Almanlara ne oldu? Nasıl yeni hayata adapte oldular? Ve bu böyle bir yerden bakmak istiyor şeye. Buraya da çok böyle naif bir adamın gözüyle, belki şu anda da baktığımız, yani tarihsel perspektifte de dönüp baktığımızda da belki aynı naiflikle bakıyoruz. Öyle naif bir şeyle geri dönüp onu anlamaya çalışıyor. Bana ilginç gelen ve yani beni heyecanlandıran, filmi çok sevmeme sebep olan şeylerden birisi o naif karakterle ilgili aldığı karar aslında. Yani iyilikten maraz doğuyor. Yani o naifliği, o iyi olma isteğini herhangi bir şekilde olumlamayan, işte yani ne bileyim, belki bir Amerikan sinemasında olsa işte o karakter eninde sonunda bir şeyi başarır, bir karakteri dönüştürür, bir yeri kurtarır, bir kadını kurtarır, bir ülkeyi kurtarır, herhangi bir şey. Bu bahsettiğimiz işte bu klişe olan, tam tersinde bu iyilik, kendini feda etme, anlama naifliğiyle yola çıkan bütün karakterleri, başta Leopold Kessler, bu filmde bahsediyorum, kendisinin de içinde bulunduğu sisteminde tamamının çökmesine, işte trenle beraber alaşağı olmasına şey yapıyor ve bundan kurtuluş yok, anlayamazsın. Yani cevabı şu, anlayamazsın. Yani çok da karamsar bir yerden sona ersin, bassın, bitsin gibi bir şey var ve bunu da aslında kariyeri boyunca tekrarlıyor. En ilginç örneklerden bir tanesi aslında şeydir bence. Çok bilinmez o film ama Lars von Trier'le Beş Engel diye bir film vardır. Orada von Trier kendi karakterlerinden ne benzer bir şekilde kendisi kalkıp kariyeri sona ermiş başka bir yönetmenin hayatını kurtarmaya soyunur. Ama sonunda aynı kendi karakterleri bir kendi kendisine tokat atarak bitirir şeyde. Yani bu iyilikten maraz doğar mevzusu sonunda senin söylediğin şekilde veya dünyevi bir yerden uhrevi bir yere giden bir şekilde adamın sinemasının içinde bir yerde sürekli duruyor olarak, ilginç bir damar olarak görüyorum. Yani benim ilgimi çekiyor seyrettiğimde. Daha önce bakılmamış, hikayenin o şekilde anlatılmasını tercih edilmemiş bir yere sanki dalıyormuş gibi geliyor bana yönetmen. Bu anlamda da şey geliyor, yani heyecan verici bir isim olarak geliyor. Şey, sabah işte seninle konuşmadan önce dönüp baktım. Bu filmin kan gösteriminde altın palmiye alamayınca jüriye orta parmağı çekip çıkmış. Polanski'ye orta parmağı, cüce demiş Polanski'ye de. Ha. Tabii. Evet, yani şaşırdık. Barton Fink almış. Ha, 91'de o almış. Evet. Sabah da tam ben böyle yine bakarken bugünün bir tartışması, IndieWire'daydı galiba bir haber gördüm. 2011'de işte jüri Tarantino galiba Melancholia'yı çok beğenmiş ama Trier'e vermemek için Malik'e, Tree of Life'a evet. vermiş. Hatta birileri de, bizim arkadaşlardan birileri de, ulan bir zamanlar Anadolu'nun olduğu sene jürinin konuştuğu şeye bak, Allah belanızı versin falan diye öyle bir muhabbet dönüyordu. Ama herifin o provokatif şeyi, hani kendisi dahil olsun olmasın, hikayelerin içerisinde hep var bir taraftan. Ya o bahsettiği o provokatif laf aslında, yani üç aşağı beş yukarı yani ne demişti hatırlıyorum, Naziler hayranlık mı duyuyorum, anlıyorum mu ne gibi bir şey söyledi galiba o şeyde. Bu filmin içinde bir yerde onun şeylerini görüyorsun, öncülünü görüyorsun. Çünkü yani Hartman ailesi belli ki Nazi geçmişi olan bir aile. Ve o aileyi anlamaya çalışıyor o film ne olduğunu. Yani hiçbir noktada onları temize çıkartmaya çalışmıyor. Ama bir o gerçek bir merak söz konusu. O merak devam edip de kalıyor şeyde. 91'de yani film başka türlü başına iş açmış. 2011'de 20 sene sonra basın toplantısında başka türlü başına iş açmış. O kısmı ilginç ya, adamın
çok magazin bir kısım. Benim yani ilgimi çekmiyor yani sanatçıyla işini ne kadar ayırmalıyız, bu çok böyle defalarca kez yapılmış bir tartışma. Yani filmleri oradan bir yerden de konuşmak mümkün. Yani Lars von Trier'in kendisini nasıl konumladığı, ne dediğiyle de mümkün, ama yani bu filmleri bir bağlamda baktığında çok böyle eleştirel bir yerden bir şey de söyleyebilirsin şeyle ilgili. Yani çünkü aslında Mandeville'in söylediği şey de yani kölelikle ilgili olaraktan zencilere sorumluluk payı çıkartan bir hikayesi var. Evet, Yani böyle bir şeyi ama nasıl söyleyebilirsin? Yani ya bunu bu düşünce pratiğini çalıştırmaya ne gerek var diyebileceğim bir yerden geliyorsun. Ama öte yandan bak da ben onun gerçek merakına iknayım. Gerçekten anlamak istiyor. Bunu da ilginç ve samimi buluyorum. okey. Çok sağ ol. Çok güzel sohbet oldu. Sağ ol, geldin, konuştuk. Sette de Ben teşekkür ederim. başarılar. Umarım her sorunsuz, kazasız, belasız bitirirsiniz. Filmi de merakla bekliyoruz. Sağ ol. Çok teşekkürler Şener. İyi bak kendine. Görüşmek üzere. Görüşürüz.